Az sonra izleyeceğiniz program bazı izleyicilerimiz için rahatsız edici görüntüler içermektedir. Yüzyıllar boyunca İngiltere tehlikeli bir yerdi. Akla gelecek en dehşet verici insanları kendine çekti. Karın deşen Jack gazete başlıklarından inmezdi. Ama etrafta ondan başka katiller de vardı. Ölüm, ölüm korkusu her yerdeydi. Polis suçluları yakalamaya kararlıydı. Bu seride ülkenin en çok ses getiren ve şaşırtıcı cinayetlerini inceleyeceğiz. Bu kadın sanık. Kaçamak ilişkiler, dehşet verici cinayetler ve en son teknoloji İngiltere'nin karanlık yanına ait bu kan donduran hikayelere olan sonu gelmeyen açlığı besledi. Bilmece gibi cinayetler İskoçya nehirlerinin etrafında toplanmıştı. Buraya Garden Holm Gölü deniyor. Bu her yerden uzak ve ıssız yerde 1935 yılında dehşet verici bir gerçek ortaya çıktı. Ama asıl hikaye Lancaster'da başladı. İngiltere'nin kuzeybatısında yer alan Lancashire kasabasında. Kasabanın Roma İmparatorluğu'na kadar uzanan eski ve zengin bir tarihi var. Modern zamanlarda ana gelir kaynağı olarak tekstil sektörü hakim olmuştu. Ama 1930'lu yıllarda sektör gerilemeye başladı. Yine de kasabayı güçlü bir işçi kesimi doldurmuştu. İşte burada Hindistan doğumlu tıp doktoru Buck Ruxton, Dalton Meydanı 2 numarada kendine bir muayenehane açmıştı. Genç, zeki ve kasaba halkı tarafından saygı gören biriydi. Genel sağlık sigortasının olmadığı zamanlarda doktor muayenehaneleri toplumun dayanak noktasıydı. Doktorlar verdikleri hizmet ve yazdıkları ilaç karşılığında ücret alırlardı. Bu anlamda genç doktor herkes tarafından çok seviliyordu çünkü maddi durumu kötü olan hastalardan ücret almıyordu. Çalışan kesimin ağırlıklı olduğu Lancaster, Buck Ruxton için de uygun bir kasabaydı. İşçi kesiminden hastalar doktora minnet duyuyordu. Ve ona evet sen İngiltere'de doğmuş bir beyaz değilsin, seni istemiyoruz demezlerdi. Dalton Meydanı, 2 numara. Sizi rahatsız ettiğim için bağışlayın doktor. Hiç sorun değil. Herbert çok ısrar etti. Sizi görmekten daima mutlu olurum bayan hemşair. Günde 3 defa. Suyla alacaksınız. Teşekkür ederim. Lütfen sizden para kabul edemem. Hayır doktor, ısrar ediyorum. Bayan hemşair, bu ziyaret için sizden para almıyorum. Teşekkür ederim. Bakın, eğer Herbert'ın başka bir endişesi olursa gelip beni görmesini istiyorum. Tamam mı? Elbette.
Daha bu sabah siz buraya gelmeden önce ayakta kalmayı nasıl başardığımızı konuşuyorduk. İyi günler Bayan Hemşair. Ruxton bir aile adamıydı. Evliydi. Karısı Isabella, üç çocukları ve evdeki hizmetçi Mary Jane Rogerson'la yaşıyorlardı. Buck ve Isabella Edinburgh'te tanıştılar. Genç adam o zaman tıp fakültesinde öğrenciydi. Ve o yıllarda Edinburgh tıbbi alanda mükemmel konumdaydı. Aynı zamanda adli tıp çalışmalarında da dünya lideri olmuştu. Isabella Edinburgh'te bir kafeteryada çalışırken defalarca karşılaştılar. Doktor ondan hemen etkilenmişe benziyordu. Ve sanırım Isabella da Buck'a karşı aynı derecede ilgi duyuyordu. Yani bu karşılıklıydı. İkisi arasında bir ilişki doğdu. Ve Isabella bir süre sonra yasal olarak Buck Ruxton'ın eşi oldu. Lancaster, Dalton Meydanı 2 numaradaki muayenehaneyi açmak için gereken parayı biriktirmeyi başarmadan birkaç ay önce resmen doktor ve Bayan Ruxton olarak resmi kayıtlarda yer almışlardı. Bayan Ruxton'a bütün bunları hazırlamamız büyük bir incelik. Ben hallederim Mary. Ben yukarı çıkıyorum. Çocuklara bakacağım. Teşekkür ederim. Yatmışsındır diye düşündüm. Bize akşam yemeği hazırladım. Ekmek, tereyağı var ve pasta. Ben yedim Bonnie. Güveçte böğürtlen. Saat geç oldu. Geç olduğunu biliyorum. Işıklandırmalar nasıldı peki? Dışarıda hava biraz soğuktu. Ginny benimle konuşmak istedi. Huyunu bilirsin. Eve bu kadar geç kalacağımı tahmin edemedim. Bu hafta seni hiç göremedim bile. Şimdi evdeyim. Robert Edmonston orada mıydı? Bunu bana neden sordun? Çünkü geçen hafta ikiniz de Edinburgh'da çok iyi vakit geçirdiniz. O ailesiyle gelmişti. İkiniz de aynı otelde kaldınız. Kayıt defterlerini gördüm. Beni takip mi ettin? Çocuklarla olacağını söylemiştin. Otur. Ben yatmaya gidiyorum. Sana otur dedim.
Buck Ruxton 1899'da, o zamanlar Bombay olarak bilinen Mumbai'de, Buhtiyar Hakim'de doğmuştu. Hindistan o dönemde İngiliz Rajası'nın yönetimi altındaydı. Sefaletle kırılan bir ülkeydi. Açlık, kolera ve veba salgınlarına tanık olmuştu. Buck, iyi eğitime önem verilen birbirine bağlı bir topluluk içinde doğmuştu. Erken yaştan itibaren İngilizce öğrenerek büyüdü. Neyse ki Ruxton çalışkan ve zeki bir çocuktu ve tıp fakültesinde okuması için yönlendirildi. Ailesi tarafından evlendirildi. Ama kısa süre sonra mesleğinin Hindistan dışına çıkması için bir yol olacağını anladı. Hindistan tıp servisine kabul edildi. Bu sayede Irak'a taşındı. Ardından 1926'da görevle İngiltere'ye gönderildi ve orada yerleşmeye karar verdi. Londra'dan sonra Kraliyet Cerrahlar Akademisi'ne girebilmek için Edinburgh'e taşındı. Adını Buck Hakim olarak değiştirdi ve daha sonra da Buck Ruxton adını aldı. Hindistan'daki ailesi ve karısının ona ulaşması imkansızdı. Çünkü sevgisi başka bir yere yönelmişti. Ya da öyle görünüyordu. Buck Ruxton ve Isabella arasında her şey kusursuz değildi. Isabella zaman zaman bir süreliğine evi terk ediyordu. Yani inişli çıkışlı bir ilişkileri olduğunu söylemek mümkündü. Bir seferinde Buck, kim ne kadar şikayet ederse o kadar çok seviyor anlamına gelir demişti. Ve bir anlamda Isabella'yı çok eleştirmişti. Pek çok defa kavga ettikleri de bilinen bir gerçekti. Tabii şimdi olsa polisin devreye gireceğini ve Isabella'nın taciz edilen ve hayatı tehlikede bir eş olup olmadığını anlamaya çalışmasını beklerdik. Ama iki savaş arası yıllarda böyle bir şey yoktu. Dalton Meydanı, 2 numara. Çocukları 30 santim ötede uyurken Ruxton Isabella'yı dövdü, bıçakladı ve boğdu. Dadıyı öldürmek, işlediği suçu örtmek için attığı çaresiz adımların ilki olacaktı. Mary'yi boğmadan önce bayılana kadar dövdü. Ruxton bir tanığı ortadan kaldırdı ama bu yeni bir sorun yarattı. Şimdi yok etmesi gereken iki ceset vardı. Doktor diş kayıtlarının incelenmemesi için kurbanlarının dişlerini çekti, gözlerini çıkarttı, burunlarını, dudaklarını kesti ve vücutlarındaki diğer belirgin işaretleri yok etti. Elbette bütün bunlar çok fazla kan dökülmesine neden oldu. Cesetleri parçalara ayırma işlemini banyoda gerçekleştirdi. Sonra da vücut parçalarını kısımlara ayırdı. Hatta bunu tıpkı bir kasabın yapacağı şekilde yaptı ve parçaları gazete kağıtlarına sardı. 70 ayrı parça ya da paket ortaya çıktı. Unutmayın ki bu adam kendini cerrah olarak yeterli gören biriydi. Ve bıçak kullanmakta yetenekli olduğuna dair hiç şüphe yoktu.
Eğer cinayet işlerken öfkeye kapılmışsa bile soğukkanlıydı. Metotlu ve dikkatli bir şekilde cesetleri parçalara ayırma kabiliyetine sahipti. Tekrar teşekkür ederim Bayan Hemşair. Dekoratörler yarın gelecek. Gördüğünüz gibi onarıma ihtiyacımız var. Bayan Ruxton evde değil mi? Yok, hayır. Hala Blackpool'da kız kardeşiyle. Elimi kestiğimde bunu giyiyordun. Hafızam beni yanıltıyor olabilir ama eşiniz Herbert ve ben aynı boydayız sanırım, öyle değil mi? Hayır Doktor Ruxton, bunu kabul edemem. Israr ediyorum. Yelek çok da yeni sayılmaz. Ama isterseniz temizletebilirim. Hayır. Bunu bizim yapmamız gerekir. Ne kadar da kaliteli bir kumaş. Şimdi bunu yalnız yapabileceğinize emin misiniz? Mary tatile gitti mi? Elbette. Çok fazla çalışıyor. Çok iyi bir kız. Ben kendim yapacaktım ama bir meyve konservesi açarken maalesef elimi kestim. Daha dikkatli olmalısınız doktor. Şimdi bana sıcak suyun yerini gösterin ve hemen işe başlayayım. Merdivenler kir içindeydi. Halılar sırılsıklam olmuştu. Bayan Hampshire arka bahçede halılar, havlular ve bir gömlek buldu. Hepsi de kan içindeydi. Biri onları yıkamaya çalışmıştı. Bayan Hampshire yıkadı ve sildi ama halıları temizleyemedi. Banyodaki inatçı sarı lekeden de kurtulamadı. Ama hiçbir şeyden de şüphelenmedi. Eve yabancı olan Bayan Hampshire'ı suçlamak imkansızdı. Ve cinayet yerini temizlemeye yardım ettiğinden haberi bile yoktu. Kimin aklına gelirdi ki? Onun doktoruydu. Doktorlar böyle şeyler yapmazlardı. Evin sürekli temizlikçisi olmadığı için evde ters giden bir şeyler olduğunu anlayamazdı. Mesela banyonun rengi değişmişti ama öncesini bilmiyordu. Doktor! Ben gidiyorum artık. Doktor! Doktor? Ben çıkıyorum. Gidebilirsiniz Bayan Hemşair. Teşekkür ederim. Paketlere sarılmış ceset parçalarının çürüyüp bozulması zaman meselesiydi. Pis kokuyu saklaması hiç kolay değildi. Ruxton'ın hızlı hareket etmesi gerekiyordu. 19 Eylül'de cinayetlerden 4 gün sonra eline bir fırsat geçti. O sabah erken saatlerde arabasını Dalton Meydanı'nın arka tarafına getirdi. Ceset parçalarını birer birer evden arabaya taşıdı. Ceset parçalarını sardığı bütün paketleri arabasına yükledi ve 160 kilometre kuzeye gitti. Uygun yeri aramak için İskoçya sınırına geçti. Garden Holm Gölü denen yerde bir köprüye geldi. Koşullar bundan daha mükemmel olamazdı. Isabella ve Mary Ann cinayetinden sonraki günlerde Buck Ruxton her şey normalmiş gibi davranmaya ve yaşamaya devam etti. Çocuklarını okula götürdü, öğleden sonra hastalarını kabul etti ve dekoratörlerin gelip evde tadilat yapacakları hikayesini anlattı.
Braxton arkadaşlarına ve meslektaşlarına Isabella ve Mary'nin yokluğu hakkında farklı hikayeler anlattı. Bazılarına Isabella'nın Blackpool'da olduğunu söyledi. Diğerlerine de İskoçya'da veya Londra'da dedi. Unutmayalım ki cinayet çok sık işlenen bir suç değildir. O nedenle durup dururken kimin aklına kendi yaşadığı yerde bir cinayet işlenmiş olduğu gelirdi ki? Lancaster'da yaşayanlar bir doktorun böyle bir cinayete karışmasının mümkün olamayacağını düşünmüş olmalılar. Bu kadın zaten sık sık evden uzaklaşıyordu. Yani şimdi meraklanmanın bir anlamı yoktu. Ve eminim yokluğunu merak eden bazı kişiler de saygısızlık olmasın diye susup zavallı adam çok dayandı. Ama bu sefer karısı onu terk etti diye düşünmüşlerdir. Mary'nin anne ve babasının polise gitmesini engelledi. Genç kadının hamile kaldığını söyledi. Ya da çamaşırhanede çalışan gençle kaçtığını. Veya Mary ve Isabella'nın beraber kaçmadan önce kendisini soyup parasını çaldıklarını. Raxton'un davranışlarını anlamak mümkün değildi. Aslında düşüncesiz bir hareketle polise gitti. Karısının ve hizmetçisinin kaybolduklarını bildirdi. Lancaster başkomiserine baskı yapıyor ve neler olduğunu bilmek istiyordu. Bulunup bulunmadıklarını soruyor ve polise kendisini karısı tarafından terk edilmiş zavallı bir adam olarak tanıtıyordu. Sinir krizleri ve delice hayaller arasında gidip geliyordu. Duygusal olarak tamamen kontrolünü kaybetmişti. Tutarsız davranışları devam etse de Raxton ceset parçalarını Garden Holm Gölü'nün çalkantılı sularına attığı için kendini güvende hissetmiş olmalıydı. Şu ana kadar parçalar Kuzey Atlantik'e dökülen başka bir akarsu ya da nehre karışmıştı bile. Ancak Raxton ceset parçalarını köprüden attığı gece aniden çıkan fırtınayla suların yükseldiğini ve fırtına geçtikten sonra suların kısa sürede yeniden eski seviyesine indiğini bilmiyordu. Paketler sahil boyunca etrafa dağılmış halde duruyordu. Bulunmayı bekliyorlardı. 29 Eylül 1935 sabahı Garden Holm Gölü'ne yürüyen genç bir kadın bir şey fark etti. Köprünün üstündeki korkuluklardan aşağı baktı ve suların sürüklediği bir nesne gördü. Paket açılmıştı ve içindeki şey dışarıya taşıyordu. Bir insan koluydu. Polise haber verildi, dere yatağı arandı. Daha çok sayıda paket bulundu ve daha çok ceset parçası vardı. Kimlik belirtecek bütün işaretler ve ayrıntılar kayıptı. Kime ait oldukları belli değildi ya da aslında kaç kişi oldukları ve tabii katilin kimliği de bilinmiyordu. Keşif kısa sürede gazetelere yansıdı. Polis de bir şey bilmediği için basın çok az gerçek kanıttan hikayeler uydurulmasına izin verdi. Bu da Raxton'un kusursuz bir cinayet işlediğini düşünmesine neden oldu. Dalton Meydanı, 2 numara. Yemeğiniz doktor. Teşekkür ederim Bayan Hemşair. Lütfen, oturun. Hayır doktor, yapamam. Israr ediyorum. Çok güzel kokuyor. Okudunuz mu? Dehşet verici değil mi? Adli tabiplere göre cesetler 30'lu yaşlarda bir kadına ve 50'li yaşlarda bir adama aitmiş.
Nasıl bir kişi insanların derisini bu şekilde üzer? Bir doktor olarak söylüyorum. Sadece et, o kadar. Siz de böyle düşünmelisiniz. Yani gerçek bir insan gibi görmeyin. Bayan Hemşair? Evet. Her şey yolunda mı? Bana izin verir misiniz doktor? Şimdi aklıma geldi. Herbert'i kontrol etmem lazım. Elbette. Selamlarımı söyleyin. Roxton'un kendine güveni sarsılmıştı. Ceset parçaları Edinburgh Üniversitesi Anatomi Bölümü tarafından inceleniyordu. Parçalar yeniden birleştirildi ve işte o zaman kesinlikle iki kadına ait oldukları anlaşıldı. Bugün DNA bize 1930'lu yıllarda bulunamayan kesin cevapları veriyor. O zamanlar insan kanını saptamak da kolay değildi. Adli tıp doktorlarının karşılaştığı zorluk tam anlamıyla bir bilmeceydi. Kim olduklarını bilmiyorlardı. Tek bildikleri bir kadının 30'lu yaşlarda, diğerinin de 20'li yaşların başında olduğuydu. Patologların ve tıbbi uzmanların anladıkları bir başka şey de cesetlerin balta ya da testereyle kesilmediğiydi. Her bir parça dikkatle yerinden çıkartılmıştı. Yani tıbbi bilgisi olmayan birinin böyle bir şey yapması mümkün değildi. Polis bir ipucuna daha ulaştı. Paketlerden birinin içinde iki hafta öncesine ait resimli pazar gazetesi sayfaları vardı. Ülkenin sadece bir yerinde satışa çıkan özel bir sayıydı. Lancaster çevresindeki kasaba ve köylerde satılmıştı. Komik olanı da resimli pazar gazetesi tam olarak Isabella'nın sevdiği bir yayındı. Ve Mary Jane'in de ilgi alanına giriyordu. Yani Buck Ruxton'un okuyacağı türde haberler yoktu bu gazetede. Adından belliydi. Resimli pazar gazetesiydi bu. Scotland Yard gazete yönetimine gidip yayın müdürüyle görüştü ve bunun özel sayı olduğu anlatıldı. Morecambe ve Carnival bölgeleri dahil toplam 700 sayı basılmıştı. Resimli pazar gazetesi aynı zamanda çok satan ulusal gazetelerden biri değildi. O nedenle aboneleri bulup adreslerine ulaşmak çok zor olmayacaktı. 19 gazete ajansına dağıtılmıştı. Ve en çok kopyayı alan da Merrick adında bir şirketti. Merkezi Lancaster'daydı. Polis araştırmasını orada yoğunlaştırdı. Kısa sürede Isabella Ruxton ve dadının kaybolduğunu öğrendiler. Mary'nin ailesi sonunda kızlarının kaybolduğunu bildirmişti. Sonra kalıntılar arasında bir bluz bulundu ve o da Mary'e aitti. Kesik başlardan biri yün kumaşlara sarılmıştı. O parça da Ruxton ailesinin evinden geliyordu. Bulk yolu 73 numara. Bayan Hemşair. Bayan Hemşair. Doktor Ruxton. Takım elbisem Bayan Hemşair. Takım elbisem hala sizde mi? Evet, yukarıda. Ne yaptınız onunla? Haklıydınız. Ne yaptınız dedim. Temizledim. Hala sizdeyse bir şeyler yapmalısınız. Nasıl yani? Bir şeyler düşünün. Kurtulun ondan. Yakın. Yakmalısınız, evet.
Bayan hemşehir, onu yakmak zorundasınız. Söz verin. Pekala, tamam. Pekala doktor. İyi, 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 iyi. Bence çok uygunsuz. Bir erkeğin başka bir erkeğin giysilerini kullanmasının uygunsuz olduğu sonucuna vardım. Polis bana Mary Rogerson'ı soruyor. Ama siz bana destek olursunuz, değil mi Bayan Hemşair? Siz her zaman en sevdiğim hastam oldunuz. Bunu size söyledim mi? Her zaman en sevdiğim. Polise gitmeyeceksiniz. Hayır. Tabii gitmeyeceğim doktor. Siz benim tek dostumsunuz. O takımı yakın. Başından itibaren gördükleri ve tanık olduklarına göre bir numaralı şüpheli oydu. Bence bu olay uzmanların çok ayrıntılı araştırma yaptıkları bir olaydı. Soruşturmaya katılan diğer bütün uzmanlar da öyle çalıştı. Bayan Raxon'un kaybolduğu herkes tarafından bilinen bir gerçekti. Ve Mary Jane Robertson'da. Ortadan kaybolmaları aniden büyük bir endişenin yayılmasına sebebiyet vermişti. Buck Ruxton, tutuklanmasının kaçınılmaz olduğunu anladı. Ve masum olduğunu iddia etmek için de mümkün olan her şeyi yaptı. Polis daha çok kanıt toplamaya devam etti ve bütün kanıtlar Ruxton'ı gösteriyordu. 12 Ekim Cumartesi 1935 özgürlüğünün son günüydü. Cinayet işlemek kolaydır. Asıl sorun cesettir. Buck Ruxton'ın karşılaştığı mesele de buydu. Bazı küçük hataları bütün hikayesini mahvetmeye yetecekti. Katiller asla ders almaz. Isabella ve Mary Jane cinayetinden 14 yıl sonra başka bir katil de başka bir cesetle yakalandı. Ve o da Ruxton'ın yaşadığı sorunlarla yüzleşti. Londra'nın merkezindeki Warren Caddesi şehrin ikinci el araba pazarıydı. Satıcılar acımasızdı ve araba işinden anlamayan birinin aldığı ikinci el araba semtin dışına çıkmadan arıza yapardı. 1949 yılında burada ticaret yapan satıcılardan biri kayboldu. Ona vurguncu Stan Setti derlerdi. Kaybolduktan iki hafta sonra Essex bataklığında kısmen çamura saplanmış ceset parçaları bulundu. Kafası kesilmiş ve çürümekte olan cesedin kimliğini saptamak imkansızdı. Ama parmak izi teknolojisi sayesinde içi su dolu parmak derilerinin izini çıkarmak mümkün olmuştu. Vurguncu Stan Setti'nin kimliği saptanınca soruşturma başladı ve Setti'ye ait olduğu bilinen işaretli paralar izlenerek bir şüpheliye ulaşıldı. Donald Hume adında bir adamdı. Setti'nin karanlık bir iş ortağıydı. Hume'un Finchley sokağındaki evinde aralarında çıkan tartışma giderek kontrolden çıkmıştı. Hume bir Nazi hançeriyle Setti'nin kaburgalarından 5 kere bıçakladı. Ertesi gün cesedi parçalara ayırdı, birkaç tuğla ile beraber bir halıya sardı ve arabasına yükledi. Sonra da hafif bir uçak kiraladığı Elstree Havaalanı'na geldi. Cesedi uçağa yükledi ve havalandı. Planı cesedi İngiliz kanalına atmaktı. Başarısız birkaç denemeden sonra Hume paniğe kapılmış olmalıydı. Hala kanalın üzerinde olduğunu düşünerek cesedi bataklığa attı. Hume'u araştırmaya başladılar. Setti'yi öldüren üç adam hakkında bir hikaye uydurdu. Onun tek yaptığı cesetten kurtulmaktı. Jüri onu suçlu buldu ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
8 yıl sonra çifte tehlike yasasından yararlanarak hapisten çıktı ve hikayesini Resimli Pazar gazetesine sattı. Şöyle demişti: "Ben Donald Hume. 4 Ekim 1949 gecesi Londra Finchley sokağındaki dairemde Stanley Seti'yi öldürdüğümü itiraf ediyorum." Hume gibi Ruxton da öfkeye kapılarak cinayet işledi. Cesedi parçalara ayırdı ve cesetten kurtulmak için yanlış bir yeri seçti. Ruxton izlerini örtmek için her şeyi yaptığını sanmıştı. Ama polis yaklaşıyordu. Doktor Ruxton. İyi günler doktor, ben komiser Van. Evet, evet komiser. Evet tabii. Ben de bir hastamla ilgileniyordum. Özür dilerim. Nasılsınız? Yeni haberler var mı? Hayır yok ama daha sonra bize eşlik edebileceğinizi düşündüm. Merkeze gelebilir misiniz? Polis merkezine mi? Evet, öğleden sonra. Komiser, bazı randevularım vardı. Birkaç tane. O halde gece gelin. Geç saate kadar çalışıyorum. 9:30 olur mu peki? 9:30'da, evet. Evet, evet. Benim için de uygun. Sizi aldıracağım. Bayan hemşair. Bayan hemşair. İçeride misiniz? Elbiseyi yaktınız mı? Bayan hemşair. Polisle siz mi konuştunuz? Bayan hemşair. Bayan hemşair. Bayan hemşair. Bayan hemşair. Saatlerce süren sorgulamadan sonra Ruxton ertesi sabah erken saatlerde tutuklandı. Önce dadı Mary Rogers'ın cinayetiyle suçlandı ve inkar etti. Polis soruşturmaya devam ederken Ruxton gözaltında tutuldu. Eve arandı ve kanıtlar bulundu. 5 Kasım günü doktor karısı Isabella'yı öldürmek suçundan da tutuklandı. Mahkum edilmesini sağlamak için İskoçya'da bulunan cesetlerin Isabella ve Mary'e ait olduklarının kanıtlanması gerekiyordu. Adli tıp uzmanları ya bu olayı çözecekti ya da dosya kapanacaktı. Bu olayın en zorlayıcı yönlerinden biri uzmanların kadınların cesedini teşhis etmesiydi. Ama son derece karmaşık ve ayrıntılı bir süreçti. Jelatinden ayak kalıpları çıkartıldı. Kalıplara Isabella Ruxton ve Mary Rogers'ın ayakkabıları uydu. Edinburgh'da çekilen bir fotoğrafı aldılar ve ilk defa olarak soruşturmada fotoğraf tekniğini kullandılar. Ve fotoğraf kafatasıyla uyumluydu. Isabella'nın fotoğrafıyla kafatası üst üste getirildiği zaman mükemmel bir uyum görüldü. Kafatasına ait kemiklerin incelenmesiyle yaşadığı zamanlarda çekilen fotoğrafların tamamen uyumlu olduğu ortaya çıktı. Sadece fotoğraf tekniğini kullanmadılar. Böcek ve kurtları da kanıt olarak kullandılar. Çünkü bu sayede cesetlerin ne kadar zamandır orada durduğunu saptayabiliyorlardı. Böcekler belli zaman aralıklarında cesedin üstünde dolaşmaya başlarlar. Adli böcek uzmanı cesedin etrafındaki böcek kalıntılarına bakarak hangi aşamada olduklarını görür. Ve böceklerin cesede geldiği zamanla cesedin bulunduğu zaman arasındaki süre ölçülür. Eğer sadece bir tek şey olsaydı, jürinin onun suçlu olduğuna karar vermesi de zorlaşırdı. Böylece adli tıbbın tüm alanlarına girildi
ve son sistem analiz yöntemleri uygulandı. Patologların bulduğu sonuçlar doktorun suç işlediğini kanıtlamaya yeterdi. Ama polis de Dalton Meydanı 2 numarada ikna edici kanıtlar buldu. Ruxton'un çabalarına rağmen evin her yerinde kan izleri bulundu. Merdivenlerde, cinayetin işlendiği noktada, cesetleri parçaladığı banyoda. Bunlar Ruxton davası Manchester'da başladığı zaman sunulan akıl almaz kanıtlardı. Manchester kararı. Kararın verilmesi için adli tıp kanıtlarının çok önemi vardı. Sadece iki cinayet kurbanının kimliğini ortaya çıkarmak için değil, onların doktor Ruxton'la olan bağlantılarını da saptamak içindi. Cesetlerin asla bulunamayacağını düşünmüş olmalıydı ya da bulunsa bile kimliklerinin tespit edilemeyeceğini. Bu da soruşturmayı sürdüren uzmanların adli tıp kanıtlarını toplamak için nasıl bir titizlikle çalıştıklarını gösteriyor. Son sistem teknoloji ve Buck Ruxton'ın asla beklemediği ve öngöremediği bir sonuçtu. Buck Ruxton mahkeme süresince suçlamaları reddetti ve masum olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Ama Bayan Hampshire'ın tanıklığı ve diğer tanıkların ifadeleri ve adli tıp uzmanlarıyla bu çok zor bir davaydı. Kanıtların değerlendirilmesi 12 gün sürdü ve jüri onu suçlu buldu. Ruxton ölüm cezası aldı ve 12 Mayıs 1936'da Manchester Strangeways cezaevinde asılarak infaz edildi. Ruxton'un ölüm haberini bekleyen büyük bir kalabalık toplandı. Ama protestolar da vardı. Ruxton'un ölüm cezası almasına değil de idamın adil bir cezalandırma biçimi olmasına karşı çıkıyorlardı. Günler sonra bir gazete Ruxton'un ifadesi adı altında bir belge yayınladı. Sadece ölümünden sonra açılmak üzere bir zarfa mühürlenmişti. Doktor şöyle yazmıştı: Bayan Ruxton'u öfkeye kapıldığım sırada öldürdüm. Çünkü başka bir erkekle beraber olduğunu düşündüm. O sırada çok kızgındım. Mary Rogers'ın da buna tanık oldu ve onu da öldürmek zorunda kaldım. Bütün iddialar, bütün yalanlar sonunda sökülüp atılmıştı. Polisiye bir bilmece ve gazete sansasyonlarının ardında kıskanç, kontrolcü ve sevdiği için öldürüldüğünü iddia eden bir adam vardı.